Babamın tiyatrosu kapatıldı. Babam günlerce tiyatrosuna gidemedi. Babamın seçtiği yola hayranımdır ama bir o kadar da or orada çok olmak istemediğim için belki de komedyen olmuşumdur. Aziz Nesin, Uğur Mumcu, Can Yücel hani herkesin oyun arkadaşları olur. Ben onlarla büyüdüm. Seyirciyi güldürmeyi çok seviyorum. Annem biliyor musunuz? <laughs> İnsanları güldürüyor. İnsanlar da alkışlıyorlar onu ama. Yani anımı yaşadığım, çocukluğumu yaşadığım, o duygularımı yaşadığım hiçbir yer kalmadı artık. Uzaklaştık yani. Yabancıyız biraz sanki İstanbul'a. Komedi ha. hiç izlemem, hiç sevmem bu arada. Aa. Hiçbir komedi, iş hiç seyrettiğimi hatırlamıyorum. 40 yaşında hamile kaldım. İkizler karnımda. Doktorum dedi ki ne zaman işi bırakacaksın? Doğan Hanım hoş geldin. Hoş bulduk. Sadece kendi merak ettiklerimi soruyorum. Biliyoruz. Ee, Doğan Türkiye'de hep denir ki kadın komedyen olmak çok zordur. Evet. Öyle mi gerçekten? Önceleri kadın komedyen olmaz. olmaz derlerdi. Ben kibarlaştırdım. Evet farkındayım. Kadından komedyen olmaz ki bunun nice örnekleri. Adile Naşit, Perran, mı geleyim? Perran Kutman, Tabii Nisa Suresi, Nevra Hanım. Nevra Hanım hali hazırda muhteşem. Demet Akba bizim Yasemin Yalçınlar. Yani biz bu kadınlarla öğrendik bu işi aslında. Onların güldürdüğü kuşaklarız bizler. Komedi, kadın komedyen olmak zor kısmına gelince çok erkeklerin e, önde olduğu ve erkeklerin başardığı bir iş gibi görülse de kadınlar da bu işi çok güzel yapıyorlar. Çok şahane meslektaşlarım var, harika komedyen kadınlar var. Hele şu anda yıl 2022 bunu hiç konuşmak bile anlamsız geliyor bana açıkçası. Siz aslında politik bir duruşu olan bir babanın kızısınız. Evet. Bu hiç başınıza dert oldu mu? Şöyle çok küçük yaştan itibaren ben aslında bu siyasi kimlik, siyasi duruş. Politik çizgisi olan bir tiyatrosu olan bir babanın kızıyım. Yani benim hayatımda bu e, süreçler çok erken başladı. Babamın hayatta karşı duruşu, kendi tiyatrosundaki kavgası, kendi ülkesi için, milleti için. E, çizgisini hiç bozmamış bir adam. E, hiç zorluğunu çekmedim. Aksine çok erken yaşta bununla tanıştığım için e, hep babamın o duruşuna hayran kaldım. Çok zorluğunu yaşamadım açıkçası ama çok bu konunun içine doğduğum için hep uzak durmaya çalıştım. Çünkü hep hayatımız böyle geçti. Babamın tiyatrosu kapatıldı, babam günlerce tiyatrosuna gidemedi. Kendi anlatır, her akşam oyundan sonra farklı sokaklardan evine gelmiş bir adam. Yani biz bunun acısını çektik, çekmedik değil. O yüzden çok hakim ve içinde olan biri olarak da çok böyle hani daha mesafeli durmaya çalıştığım bir hayat tarzı diyebilirim. Yani ben o zaman şunu anlıyorum ki şu anda da hani siyasete hep bir, sizin bir mesafeniz var. Mesafem yok. İyi bildiğim, eşimden dolayı da babamdan dolayı da süreçleri takip ettiğim... ...aslında çok beni heyecanlandıran, çok ilgimi çeken konulardır. Ama son dönemde bu Twitter'la başlayan hani e, bilmeden yorum yapmak... ...ya da her şeyi fazla kaşımak ya da Aa, bu böyle değilmiş... ...cilerden değilim açıkçası. Daha dikkatli, daha temkinli konuşmayı tercih ederim. Duruşumu da ona göre belirlerim. Babam gibi e, bir... E, Babamın seçtiği yola hayranımdır ama bir o kadar da or orada çok olmak istemediğim için belki de komedyen olmuşumdur. Değil mi? çünkü siz o yolda çekilen zorlukları gördünüz. Tabii belki gördüm. de e, atıyorum e, Rutkay Bey tiyatrodan eve dönerken e, merakla ama çok da babanıza çaktırmadan Öyle. belki de pencerede bekliyordunuz. Tabii ki tabii ki yani bugün gelebilecek mi? Bugün başına bir şey gelecek mi? Yani tiyatroya yapılanlar, o dönem Ankara Sanat Tiyatrosu'na gelen mektuplar mı? Kapıya gelenler mi? Yani biz bunları çok bu duyguları ve e, babamın çektiği ve babam ve babam gibi e, diğer meslektaşlarının da yaşadıklarının çok içindeydik. Aziz Nesin, Uğur Mumcu, Can Yücel. Hani herkesin oyun arkadaşları olur. Ben onlarla büyüdüm. Benim oyun arkadaşlarım... Onlardı yani çok farklı bir yerden e, buralara geliyorum aslında o yüzden benim için çok hassas ve önemli e, duruşlar bunlar. Ankara'da büyüdünüz. Ankara'da doğdum orada büyüdüm evet. Sonra İstanbul'a göçtünüz. Sonra konservatuar okumak için e, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na girmek istiyordum. düşük Kenter e, orada hocalık yapıyor diye. Çok sevdiğim biriydi nurlar içinde yatsın o yüzden İstanbul'a geldim ortaokuldan sonra geldim aslında. Liseyi Nişantaşı Işık'ta bitirdim. Sonra konservatuar sınavlarına girdim. Galiba sanatçı ailede büyüyen çocukların başka da şansı olmuyor değil mi Doğan Hanım? Benimki tamamen bir tesadüf. Ben tarih ve arkeoloji okumak istedim. Hiç çok samimiyetle söylüyorum. Oyunculukla zerre kadar ilgim ve alakam yoktu. Hayatım tiyatroda geçti. Yani benim anaokulum yoktu. Ben Ankara Sanat'ta okudum. Yani ok, ok, oyunum orasıydı. Dekorlar, kulisler gerçekten bütün albümlerim orada geçmiş. Yani insanların çocukluk hayalleri var. Ana işte parka gitmiş değil mi? İşte arkadaşlarıyla doğum günü. Ben aslında diğer oyunun işte posterinin önünde. Öbür dekorun arkasında bebeğimle. Hep böyle geçti hayatım. O yüzden mi, neden bilmiyorum. Tarihe çok merakım vardı. Arkeolojiye çok merakım vardı. Çok yüksek puanlar olmamasına rağmen tutturamadım. <laughs> o yüzden... Sonra, <laughs> sonra girdim. Sonra ne oldu? Babanız mı dedi Hani Babam hep şunu diyordu. Kızım bir denesene şansını. Belki bir oyunculuğun bir tarafından tutarsın. hani Belki arkasında olursun. Rejisör olursun. O oyuncu olmamı çok istemiş. Şimdi çok daha iyi anlıyorum. Çünkü beni hep teşvik eden oydu. Konservatuara hazırlayan da oydu. Yaparsın. Bence bir denemelisin. Kendine bir şans vermen gerekir. Peki dedim. Baktım tarih arkeolojiyi kazanamadım o sınavda. Hep kafamda şu vardı. 3-4 sene konservatuara gideyim. Mezun olayım. Sonra tarih okuyayım, arkeoloji okuyayım, arkeolog olayım. Hem sanatı bilirim hem arkeolojiyi. Ama öyle olmadı yani. Meğersem o meslek benim hayatımın mesleğiymiş. Biz hep sizin babanızı biliyoruz. Evet. Annenizi çok az biliyoruz. Evet. Belki de hiç bilmiyoruz. Evet. Anneniz özellikle mi geri duran birisi yoksa? Yani annem şöyle o da zamanında Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk yapmış. Sonra birçok. E, prodüksiyonda çalışmış, Ankara Kavakdere Sineması'nın müdürü. Aslında çok e, sanatçı ve sanatçının yanında bir kadındı. Ama evet hiçbir zaman babam gibi ön planda olmamış biridir. Kendi tercihi? Kendi tercihi evet. Yani istememiş. Bilmiyorum neden. Herhalde Vardım benim ben. ona yeterince zor geldiği için <laughs> kadıncağız başka bir şey yapmak çok istememiştir. Çok mu yaramazdınız? Hiperaktif diyelim yani. Öyle e mi? Heyecanlı, iştahlı bir çocuktum evet. Hala bir şey değişmedi. Çok kafası karışık. <laughs> kafası karışık, aynı anda birçok şeyi düşünen, her şeyi aynı anda yapmak isteyen, fazla arzulu, şehvetli bir çocuktum yani. Annem benimle ancak yani. Şimdi çocuklarınızı da öyle mi? Oğlum öyle. Kızım daha çok babası gibi. Daha ayakları yere basan, biraz daha dinlemeyi seven, düşünen, kararlarını yavaş yavaş veren bir çocuk. Ama oğlum tam benim kopyam. Yani her an her şeyi yapabilir. <laughs> öyle çocuk güzel olur ama. Güzel. Yani ikizlerimin böyle olması güzel. Kızım çok farklı, bir renk, oğlum çok farklı bir renk. Çok güzel bir şey. Harika bir şey. Güldür güldür de e, yabancıların e, deyimiyle ensemble bir oyuncu evet. kadrosu var. Yani aslında herkes kendine evet. göre bir Sert star. Herkes rektin aslında evet. koyduğu bir şey. Evet. Herkes Asamlı oyunculuğu. Herkes evet. kendine göre star. Tabii, tabii, tabii. Öyle bir yerde çalışmak zor mu Doğanım? Şunda. Isterse. Öyle mi? Başka hiçbir yerde çalışmak istemezdim. Neden? Çünkü e, koca bir sorumluluğu el ele veriyorsun <laughs> ve altından kalkıyorsun. Hiç kendini yalnız hissetmiyorsun. Her tarafındaki e, aktörler, hepsi aktör bunu biliyorsun. Göz göze geldiğinde, takıldığında, trak geldiğinde veya ezberini unuttuğunda biliyorsun ki şuradan biri seni kurtarır. Ayağın takılırsa öbürü şuradan yakalar. Yani Birlikte bir... E, mutluluğa imza atıyorsun yani. Bizim işimiz o aslında. Kimse birbirinin önüne geçmez. Kimse birbirine artistik yapmaz. Herkes starlık elbisesini kapının önünde bırakır. Hiç amatör bir ruhla gelir ne oynuyoruz abi? Bugünkü skeçler nerede? Hep böyle iyi. 10 yıldır böyle. Gerçekten. Öyleyse çok şahane. Evet şahane. Şahane bir şey. Yani hiç açıkçası şunu arzu etmemişimdir hani bir dizinin başrolünde derin derin bakayım arkamdan adam gelsin ne haber filan desin. Hani o değil yani benim yapmak istediğim şey. Biz burada hep beraber çok büyük bir şey yapıyoruz. O çok keyifli. Komedide şey var ya işte atıyorum herkesin repliği başka ama ama evet. birisine daha çok gülünüyor. Tabii, tabii. Şimdi Hani insan bir, ya bir dakika bana da az gülüyorlar Olma, olmuyor mudur? Oluyordur. Çok güzel bir soru. Aslında tamamen güldür güldür anlatan bir şey sordunuz <laughs> şu anda. Çünkü şöyle bizde gol atma var, pas verme var. Sketch yedi sketch oynuyoruz biz ve her yedi skeçin bir tane starı vardır. Zaten bu on yıldır da hep aynı matematikte gider. Yani bir skeçte e, Onur e, stardır yanındaki ya stardır da demeyelim çok yanlış onu attım çöpe. Ee, Onur gol atacak. Ve hepimiz pasörüzdür. Herkes tık 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 o rolü alır. Onur en tepeye kadar götürür. Bizim Onur Atilla'dan bahsediyorum diyelim ki. Ya da şimdi Hasibe geldi Eren. işte 3 haftadır birlikte çalışıyoruz. Onun gol atacağı skeçler var. Hepimiz onun o golü atmasına imkan sağlıyoruz. Sonra bir sonraki skeçte onlar pasör. Ben gol atıyorum. Yani bizde hep bir şeyle işliyor bu. Bir matematiği güzel var. bir matematiği var. Aynen öyle. O yüzden şey demiyorsun. Aa bana niye gülmediler? Demiyorsun zaten her çıktığında alkışın geliyor. Seni görüyor, alkışını veriyor sana. O, rolüne göre de seninle gülüyor veya daha az reaksiyon veriyor. Çok normal yani sağlıklı bir şey. Türk televizyonlarının en uzun süre giden komedi programı oldu herhalde. Oldu evet oldu. Oldu 10. yıl oldu. Değil mi? Sene oldu. <laughs> daha uzununu her... hatırlamıyorum. Yok, dizi olarak bizimkiler hani onu da tam komedi diyemeyiz. Ama e, güldür güldür bir televizyon komedi programı olarak en uzun şov şu anda. Büyük başarı. Evet. Valla büyük başarı. Kanalım ki de öyle. Çünkü 10 yıl bir projenin arkasında durmak da büyük bir Kesinlikle. Her şeye rağmen. Çünkü bazen ilk başladığımızda reytinglerimiz hiç e, arzu ettiğimiz gibi değildi. Ama ona rağmen kanal hep bizi e, destekledi. Artık zaten güldür güldür şov. Hani şov TV'nin güldürü gibi oldu. Evet. Çok uzun bir yoldan geçtiniz işte. Tarih arkeoloji okumak isterken kendinizi sahnede buldunuz filan filan. Popüler oldunuz, e, celebrity oldunuz, anne oldunuz. En keyif aldığınız taraf hangisi? Kafam çok karışık bir insanım dedim ya <laughs> evvel. E, yaptığım her şeyden çok zevk alan bir insanım ben. Hep böyleydim. Yani çocukken de böyleydim. Hala böyleyim. Bana dair değişen hiçbir şey yok. Değişen tek şey sorumluluklarım arttı. Ama arzularım ve e, sevdiğim insanlardan tutun da, zevklerime kadar hiç değişmedi. Dolayısıyla oyunculuk yapmayı, oyunculuk yapmanın dışında seyirciyi güldürmeyi çok seviyorum. Çok çok seviyorum. Ama ben mesela eş olmayı da çok sevdim. mesela Evliliği de ben çok sevdim. E, bir yuvam olması fikrini de çok sevdim. Şimdi anneliği de çok seviyorum. Ee, tutkulu bir insanım yani. Neşeli ve tutkulu bir insanım. Yaşa, yaşamaktan zevk alan bir insan. O yüzden ayırt edemiyor Hepsi birer hepsi de benim bebeğim gibi ya gerçekten. Samimiyetle söylüyorum. Sanki siz çok böyle çocuklarınıza düşkün bir anneymişsiniz duygusu geçiyor hep bana. E pimpirikli, merak eden. Nerede? <laughs> Nerede? Hiç öyle bir anne olmadım. Hiç sıfır. Hiç e, sosyal medyada öyle, ah Doğan işte siz mükemmel bir annesiniz. Ne mükemmel annesi ya diyorum. Ne mükemmel, sen de mükemmel bir annesin. Mükemmellik diye bir şey yok. Çok iyi bir annesiniz. E biz anneyiz çünkü zaten iyiyiz. Bir tane evladımız var ya da iki üç neyse. Hiç mükemmel bir anne değilim. Çocuklarım yerlerde sürünür, yani karda çıplak gezerler. Daha 40 günlükken suya attım. Alaçatı'nın buz gibi denizine ay hasta olacak dediler, olsun olsun bakarım dedim. Yani çok doğayla, tabiatla ve yaşamla birlikte büyütüyorum ben çocuklarımı. Güzel. Hiç titiz değilimdir. Hiç pimpirikle değilimdir. Çocuklarımın atleti bile yok. Yani hani atlet bir ananın her şeyidir falan ya. Ben de o bile yok yani. Ama işte saat kaç oldu? Bu öğlen yemeği sırası gel. Bırak yesin canı istiyor. Paşa keyifleri ne istiyorsa öyle büyütüyorum aslında. Ay ne güzel. Evet. Böyle, bu dönemde böyle annelerin olması çok sevindiriyor beni. Ben çok korkuyordum anne olmadan önce. Çünkü diyordum ki vav wow, işte annelere bak. İşte her şey düzen. Üç tane kuralım vardı. Dört yaşında bebeklerim, çocuklarım. Tek bir kuralım vardı uyku saati. Ne olursa olsun sekizde uyuyacaklar. Ne olursa olsun. Yok öyle gezmedeyiz, yok öyle tozmadayız. Ki gezen de bir çiftiz biz yani eğlenceyi de severiz ama hayır 8'de yataklarına girecekler. 2 teknoloji, televizyon, iPad, telefon bunlar olmayacak. 3 çok mutlu oldukları her an orada onlarla beraber olacağım demiştim. Sadece bu üçünde hiç kural bozmadım daha. Ama onun dışında son derece esnek çocuklar. Yani buraya geldiklerinde öpün, sarılın, koy hani anlatabiliyor muyum öyle yok çocuğuma dokunamazsınız çocuğumu fotoğrafını çekemezsiniz falan o annelerden değilim ben. Şimdi yeni nesil. Herkes sevsin. Yeni nesil anne babalar çocuklarına yapmak isterse şimdi yok ata binme saati, bilmem ne saati. yok, şey ya. Ya yok ki, yaratıcı drama bilmem ne öyle ya. Saygı duyuyorum tabii ki yapsınlar çok güzel. Ama bence ben, çok sıkıcı. <laughs> acaba kendi çocukluğumda annemin bana davrandığı şeyi mi uyguluyorum? Hiperaktiftim diyorum ya e, at binerdim, buz pateni yapardım, baleye giderdim, cimnastiğe giderdim, dramaya giderdim, tenis oynardım, baskete bile giderdim. Çünkü annem babamla boşanınca demiş ki bu çocuk bir sürü şeyle ilgilensin ki hani o da kendince kafası dağılsın. E sen ne yaptın ben her şeyden zevk alan, her şeyi hepsini yapan şıp sevdi onu becerdim bıraktım öbürüne onu becerdim bıraktım öbürüne dağınık bir e, yapım vardır işte. Onu söylemeye çalışıyorum geldiğimden beri. O yüzden iki hafta mesela baleye gidiyor Piraye. Öbür cumartesi sonra Piraye, nedir baleyle durumun? Hiç diyor anne diyor. Bugün diyor hiç diyor oraya gitmek istemiyorum. Boş ver Nereye gidelim? Gel sinemaya gidelim. Ya yani o çocuğa yok şu saatte şuraya gideceksin falan yani. Şöyle bir anlayayım. Bence kötü de bir şey ya. Yani Acaba anneler o planlı olmayı mı seviyorlar? Onlara da eleştirmek bence, istemiyorum. Bence ama anneler babalar çocukken kendi yaşayamadıklarını çocuklarına yaşatmaya evet, çalışıyorlar. Çok doğru. Tabii ki olabilir olabilir. Belki de hani ben baleye gidemedim o gitsin. Çok saf çok masum çok güzel bir duygu ama çocuk istiyor mu? Mesela öyle bir duygu da var ya çocukları zorlamamak aslında en büyük hikaye. Yani benim çocuklar rahatlar ya. İyi Peki, insanlar bu. ben de onlara layık olmaya çalışıyorum yani. Ben iyi değilim onlar iyi çocuklar. Öyle düşünüyorum. Evet ama onları da siz yetiştirdiniz. Tars tarafından doktur, bakınca. Bir genle de geldiğimizi unutmayalım yani. Doğumdan da bir şey geliyor ya. Hamileliğimde ikiz 40 yaşında hamile kaldım. İkizler karnımda. Doktorum dedi ki ne zaman işi bırakacaksın? Dedim ki hiçbir zaman. Bırakmam mı gerekiyor yani bedensel, fiziksel bir hastalık mı? Yok ama dedi yorulursun dedi yani yaşın var falan. Hani ikiz taşıyorsun. Sekiz buçuk aylığa kadar hem Güldür'e gidiyordum. Hem çıkıyordum. Televizyon programım vardı Bloomberg'de oraya gidiyordum hiç durmadan çalıştım ve inanın samiyetle söylüyorum. Kerimcan diyordu ki e, hamile olduğunu görseler bak görmesen ultrasonda ha bire ödemi var, gazı var zannedi. Hiç anlamadım. Ne yani, O kadar iyi çocuklardı ki hep şunu diyordum. Ya bunlar bu kadar tatlıysa benim bu kadar çalışmama, gezmeme, eğlenmeme hani ne bileyim bir kusmaz mısın, bir karnın ağrımaz mı? O kadar bir ahenk vardı ki içimde onlarla. E, her şey sonradan daha da kolaylaştı. Bu biraz bağlantı kurmakla da ilgili bir şey olabilir yani. Sizi ne eğlendiriyor? Biz güldür güldür seyrederek çok eğleniyoruz. <laughs> Peki siz neyle eğleniyorsunuz? Her şey. <laughs> neyle eğleniyorum? Yürüyüş yapmayı çok seviyorum. Sudoku yaparım, çok eğlenirim. Güzel işler seyretmeyi severim. Konserler büyük, çok sesli, orkestralı konserlere giderim. Ee, eşimle çok eğlenirim. Tavla oynamayı severim. Yani bir sürü Aa, böyle tavla, ilginç. güzel tavla oynarım. Çok da severim. Öyle mi? Evet, çok da şeyimdir yani böyle kahvedeymişçesine oynarım her yerde yani hiç utanmam acasına. Arkadaşlarımı severim, onlarla eğlenirim. Kırdım seni pat diye. Babicom öyle ne çok pis oynarım ya. Çat pat. Ya, çat pat, hadi hadi yürü yürü. <laughs> hadi gelme kaçma İyi daha. oynuyorsunuz o zaman. İyi oynarım evet, güzel oynarım. <laughs> Ben yani çok uzun zaman oldu galiba tavla oynayalım. Oynayalı. <laughs> <laughs> Vallahi çok uzun zaman Se, şimdi fark tavla ettim. Tavla oynamaktan çok karşımdaki insanı e, tiz etmeyi çok severim. Yani. Ne oldu canım? <laughs> Gelmiyor mu? <laughs> Gelmedi mi zarf? Öyle şeyleri çok severim. O zaman kağıt oyunu da seviyorsun. Ankara <laughs> bebeği ya oradan geliyor bu hareketler. <laughs> Ka kağıt oyunu <laughs> piştim işte. Of bayılırım. Blöf mülöf. Ah bayılırım. Çok severim. Çok severim. A, kim oynuyordu ayrıda bu gol? Amerikanlı falan. Babam babam. Bütün gençliğinde böyle büyük dedem Fikri Rutkay. O da keza öyle. Toplasın herkesi piştilermiş. Böyle eller hareketler böyle. Yüzükler falan. Öyle şeyler var bizde. Oradan bana da geçmiş. Tabii. Birisinin olması lazım. <laughs> evet evet. Tabii tabii. Dedem, ben dedi de benim annem konkenciydi. Ben hiç sevmem o yüzden. Konkeni ben de bilmem. Bilmem özenirim ama bilmem. Otururlar çıt çıt oynarlar ya çok hoşuma gider. Hiç sanmam. Yani Öyle makinelere gidip çar çar onları falan Yok, hiç onları sevmem. hiç sevmem. O değil. Ama böyle eş dostsa onu kızdıracaksın. Ne oldu? Gelmiyor mu? Bugün şuan neyse aşkta kazanırsın falan <laughs> böyle şeyler. falan takip ediyor musunuz? <laughs> <laughs> Yok ya, çok dizici bir insan değilim. Ben de. Çok, çok dizici değilim. Ama en son izlediğim işlerde mesela Dünya ile benim aramda diye bir şey seyrettim. Çok beğendim. Çok şahane oynamışlar. Andropoz izledim. Engin Günaydın'dan. Onu ben de çok beğendim. Enfes ya. En bir iş değil mi? Andropoz'u ben de çok ya, beğendim. Hayranlıkla seyrettim. Ama ben daha çok gerçek hikayeler, belgeseller, polisiyeler onları seviyorum. Çözülmesi gereken mevzular. Reality yakın. Evet, aynen. Dökü drama. Onlardan zevk alıyorum evet. Ben de alıyorum. Komedi hiç izlemem, hiç sevmem bu arada. Aa. Hiçbir komedi iş hiç seyrettiğimi hatırlamıyorum. Hiç Aa, sevmem. E evet. niye acaba? Yani böyle öyle şeylere gülen bir insan değilim nedense bilmiyorum. Dark şeyler, böyle karanlık işleri seviyorum. Halbuki hiç öyle bir yapınız da yok. Evet o. ama öyleyim. <laughs> Arkadaşlarım da öyle der. Ya sana inanamıyoruz. Bu kadar pis ve karanlık şeyleri nereden bulup izliyorsun? Yani Hemen önce ben izlerim. Hani dünyada bir şey oldu, çekildi. Hemen önce onu bulmalıyım. Öyle e, garip teorilere falan inananlardan mısın? Hani, dün işte atıyorum. Covid'in bilmem ner, nereden insanların başına bela edildiğine dair... Onları çok merak eden bir insan değilim açıkçası. <laughs> Onlar mesela korkutur beni, ürpertir. Öyle şeylerden çok hoşlanmıyorum. Ben <laughs> de. Öyle teorileri pek sevmem. Ben de Pandemisa. Evet. İnanmam da. Evet. Dinlemem de bir de. Dinlemem de. Aynen ben de öyle. Aman derim değiştiririm yani o o konulara biraz uzağım. İstanbul'da mutlu musunuz? Çünkü bu şehir giderek insanı mutsuz eden bir şey, bir yer haline döndü. Çok net söyleyeceğim. İstanbul'da mutlu değilim. İstanbul'da mutlu değilim. Çoğu insan gibi ben de İstanbul'da mutlu değilim. Çünkü kendi şehrim yokmuş gibi hissediyorum. Ya yani eski gittiğim hiçbir yer yok. Çocuklarımı bey yoluna götüremem. İstiklal Caddesi'nde ses tiyatrosundan çıkıp oradan Andon'a gittiğimiz, oradan çıkıp Kemancı'da eşimizi dostumuzu gördüğümüz o yıllar, özgürce dolaştığımız o sokaklar hiçbiri yok. Yani profitörcümüz bile yok artık yani. Hani biz oraya çok giderdik paramızı biriktirip filan. Şimdi çocuklarımı nereye götüreceğim? Hiçbir yere. Yani anımı yaşadığım, çocukluğumu yaşadığım, o duygularımı yaşadığım hiçbir yer kalmadı artık. Uzaklaştık yani. Yabancıyız biraz sanki İstanbul'a. Doğru. Hiç böyle düşünmemiştim. Öyle öyle. Niye artık sevmiyorum diye düşünüyordum hep. Herhalde öyle. ben de bu yüzden sevmiyorum. Evet. Maalesef. Yani şuna çok karşı değilim ben. Yani insanlar bozuldu. İşte Avrupa'dan tipler geldi. Avrupa'nın çoğu yeri zaten öyle karma bir vaziyette. Kurallara uyuyorlar mı uymuyorlar mı? Orası bambaşka bir program konusudur muhakkak. Ama birlikte temiz tutarak... Çevreye saygı göstererek, binalarımıza, tarihi dokumuza özen göstererek yaşlanamadık bu İstanbul'da maalesef. Ünlü bir babanın kızı olmadan yaşamak ister miydiniz? Yani onun da çeşitli sorumlulukları var ya hayatta. Daha mı zor olurdu mu? Öyle Hayır. Mi? <laughs> Nasıl? Şimdi Rutkay Aziz'in kızı olmak bir şey. Yani evet. çünkü siz ünlü olmadan da... Rutkay Aziz'in kızı olduğunuz evet, için tabii. bir sorumluluğunuz vardı. Tabii ki, tabii ki. Hani hep, hep. hep. Rutkay Bey'in daha sıradan bir insan olup, sizin de sıradan bir hayatınız olsun ister miydiniz? Yoksa yok ben böyle doğdum, böyle iyiyim. Yani bunu hiç merak etmedim. <laughs> çünkü yani böyle doğdum. Samimiyetle cevap, bunu hiç merak etmedim. çünkü gözüm açtığım andan itibaren, kendimi fark etmeye başladığımdan itibaren. Anaokulunda tiyatro, babamın tiyatrosu iki sokak arkadaydı. Babam anaokuluna gelirdi. Bütün öğretmenlerim, Aa, Rıtkay Bey gelmiş. Hep babama karşı böyle müthiş bir saygı, olağanüstü bir şey vardı. Ve e, şu an çocuklar benim mesleğimi bilmiyor. Beni hiç izlemediler. Bunu da söyleyeyim. Onlara nasıl kendimi anlatacağımı e, hala bilmiyorum. Yani Güldür'le mi kendimi göstereyim ilk? Yoksa bir tiyatro oyunu da mı beni izleseler? Reklamlarımı mı göstereyim? Televizyon programlarımı mı göstereyim? Kendimi düşünüyorum. Ben nasıl fark ettim ünlü birinin kızı olduğumu? Ve ünlü biri derken Ankara'da çok önemli biriydi babam. O Ankara Sanat Tiyatrosu'nun tüm emekçileri gibi babam da öyleydi. Fakat bize hep çok büyük bir sevgi ve saygı vardı. O bana hep çok iyi gelmiştir. İnsanların bizi sevmesi, şefkatli ve saygılı davranmaları. O yüzden tersini hiç merak etmedim. Yaralı bir çocuk olsaydım Acı çekseydim, utanacağım şeyler olsaydı belki de babamdan yana bir sansasyon ya da ne bileyim beni rahatsız eden bir şey. Belki o zaman farklı bir e, varoluş hayal edebilirdim ama işler yolunda gitti. Ben de hiç tersini düşünmedim. Ben bunu bir sürü sanatçıdan duyuyorum. Şimdi sebebini ilk defa sizde merak ettim. Niye sahnedeki insanlar çocuklarını kendilerini seyrettirmiyorlar ve belli bir süre sonra seyrettiriyorlar. Onu bir travma olacağını. Ya aslında benim çevremdeki bütün arkadaşlarımın çocukları biliyorlar. Hep izliyorlar anne babalarını. Ben Ama bir tek kendim böyleyim zannediyordum. Yok mesela Gülben Hanım öyle. Öyle mi? Belli bir yaştan sonra seyrettiriyor. Ha şöyle o, o o o mutlaka şöyle. Çocuklar küçük yaşta ekrandaki kişiyle gerçek hayattaki kişi arasındaki bağlantıyı kuramıyormuş. Ür ürpertiyormuş bu onlar onları. Yani nasıl Cinderella çıkıp gelse çocuk e, fenalık geçirir? Şimdi ekrandaki mi gerçek? Hani sen mi gerçek? E, Cemal İçtirek'in bir e, masalını Cemal İçtirek Orkestrası'yla beraber sundum. Bütün provalarına götürdüm. Orada beni şöyle gördüler yani. Aslında ben onları biraz klasik müzik öğretmek için götürdüm. Bütün orkestra, yaylılar, davullar, flütler. Ben de aynen böyle bir sandalyede o masalı okuyorum, o eserin masalını okuyorum hayranlıkla seyrettiler. Hiç çık, çık, ayrılmadılar sahneden. Zaman geçti bir gün Güldür'e götürdüm. Provaya. Sahneye çıkıyorum bir şeyler yapıyorum. Oturdular koltuğa. O kadar doğal seyrettiler ki beni baktılar. Sonra arabayla dönüyoruz arkam. Nasıl buldunuz beni dedim. Çok komik geldim mi size? Anne dedi sen ne, ne yapıyorsun tam olarak dedi kızım. Ben dedim ki ah Piraye dedim aynadan. Ben dedim insanları güldürüyorum dedim. İnsanlara şaka yapıyorum dedim. İnsanlar da beni görünce gülüyorlar dedim. Sonra beni böyle alkışlıyorlar dedim. Ben onlara selam veriyorum dedim. Anne sen bir palyaçosun yani dedi. Hiç unutmayacağım bir andır ömrümde. Aynadan böyle hemen baktım böyle sağ çektim arka. Evet kızım dedim çok güzel. Evet ben bir palyaçoyum dedim. İnsanları güldürüyorum dedim. Ne güzel anne çok güzel dedi. Sonra bir seyahate gittik oradan tanıştığına. Annem palyaço biliyor musunuz? <laughs> İnsanları güldürüyor. İnsanlar da alkışlıyorlar onu ama. Yani şu anda böyle biliyor beni. Ama ekranda beni gördüğünde ne olacak hiçbir fikrim yok. Biraz daha bekliyorum. Belki e, diğer annelerin de öğrendikleri bilgi budur da. Belki beş yaş gibi. Evet. Hani demek ki sebebi daha, varmış. Evet var var mutlaka var. Ama ben şey yapamıyorum. Yani e, ilk neyle başlayayım ona karar veremiyorum. Şey açıkçası. çok mantıklı ama hangisi gerçeği karıştırır? Tabii o çok olan bir şey yani. Bu zaten travmatik de bir şey. Araştırınca. Evet. Çünkü çocuklar çizgi filmde gördüğü şeyi gerçeğini gördüklerinde de ilk tepki veriyorlar. B büyük insanlar da öyle hani hayran oldukları yıldızları gördüklerinde şaşırırlar ya. Onun gibi bir şey. Gerçekten ne bekliyorsun? Ay çok şey bekliyorum, çok iştahla bekliyorum yani hiç hiç umudumu kaybetmeden büyük bir e, sevgiyle ve teslimiyet duygusuyla gelecekten e, kendi yaşadığım gibi bir hayat bekliyorum çocuklarım için. Bunun içinde ne var? Şu var. E, kendimi özgür hissettiğim, kendimi doğru ifade edebileceğim bir mesleğimin olduğu, Çok iyi insanların karşıma çıktığı. Çünkü hep hayatımda güzel insanlarla birlikte olma şansım oldu her alanında hayatımın. Ee, ve çocuklarımın da işte John Lennon'a soruyorlar büyüdüğün zaman ne olacaksın? John Lennon diyor ki mutlu diyor. Yani <laughs> mükemmel bir bir cevap bence. Ee, bir tane ömrümüz var nefes almakla vermek arasında. O da bize kalmış. Yani nasıl dolduracağımız bize kalmış. O yüzden o iki nefes, iki e, almakla vermek arasındaki o saniyeleri çok iyi geçirsinler istiyorum. Onlara iyi bir gelecek vermek istiyorum. Bunun için de başka e, hayaller kuruyorum tabii ki. Ebeveyn olmak da böyle bir şey herhalde. İnsan ebeveyn olduktan sonra gelecekten ne bekliyorsunuz sorusuna kendisiyle ilgili değil, çocuk çocukları üstünden cevap veriyor. Bütün buraya oturan anne babalar öyle. Ama sen şöyle düşünüyorsun, ben en güzel yemeği yedim. Yani en güzel sözleri duydum, en güzel yerleri gördüm. Kendi hayatım için söylüyorum. 44 yaşındaki bir doğa için görmek istediğim dünya ülkelerini gördüm. Çok güzel insanlarla sohbet ettim. Bugün şu gün Türkiye'nin en büyük değerleri benim abilerim, ablalarım oldu. Yani çok şanslı davrandı hayat bana. Çok sevdiğim, çok arzu ettiğim bir evlilik yaptım. 10 yıldır hala içinde olduğum yuvadan mutluyum, memnunum. Ee, hayallerimi gerçekleştirebildim. İnsanlara güzel dokundum. Toplumda sevilen bir yerim var. İnsanları seviyorum. Sokakta sevgi görüyorum, saygı görüyorum. Aynı şekilde davranabiliyorum. Ee, ne olacak şimdi? Bundan sonra ne istiyorum tabii ki. Sağlıklı ve fit bir şekilde yaşlanmak. Çocuklarımı hala sırtıma alabilmek. Yani sağlıklı onların büyüüşünü görmek istiyorum. Eşimle güzel bir yaşlılık ikinci işte emeklilik planı yapıyoruz ee, beyimle. <laughs> başka bir şehirde oraya gitmek istiyorum. Yani bunlar hepimizin kurduğu aslında basit şeyler. Ama çocuklarım da çocuklarım yani. Mecburum yani onlar dünyaya ben, benim isteğimle geldiler sonuçta. Onların geleceğini hazırlamak istiyorum. En sevmediğiniz suyunuz hangisi de En sevmediğim? Huyunuz. Ay çok var. Çok. Oo, <laughs> oh, çok. Kendiyle her zaman şey bir tipimdir yani öteki tarafı yani ters tarafımla çok mücadele eden bir insanımdır. Hem ki en çok kendimi aferin kendim derim. En çok da çok yanlış yapıyorsun. Hiç doğru değil. Ne yapıyorsun sen falan yani sürekli böyle kendime kızdım. Çok şey bir insan, tez canlı bir insanım. Ve her yıl, her doğum günde diyorum ki ben artık tez canlı bir insan olmayacağım ve insanları oldukları gibi kabul edip insanları defolarıyla mesela düzeltmeye çalışmayacağım. Ama defo ne yani? Bence bunu böyle yapmamalısın. Sana ne? Sen kendi işine bak yani. Ne? Bence bunu böyle uygula. Böyle düşünmemelisin. Biraz da şöyle düşünmelisin falan. Ya sana ne yani? Eskiden çok önemserdim bunu. Bir arkadaşımın üzüntüsü mesela beni çok etkilerdi falan hastalanırdım. Artık onlardan mesela vazgeçmek istiyorum. Ee, tez canlılığımdan vazgeçmek. Sabırsız bir insanım. Evet. Yine çocuklarla beraber biraz daha o şeyi... Mesela Kerimcan şunu yapacak mıyız? Ve Allah karşıma öyle bir insan çıkardı. Sakin. Sen böyle bir misin? Tamam tatlım al sana diye. Yani hani eşim yarınlar yokmuşçasına tatlı çıkarır hayatın tadını yani. O an oradadır ve o an neyse o onu yaşar. Bense yani Kerimcan şimdi buradayız ama yani bir, bir saat sonra şey yok muydu? O dün onu dememişler miydi? Bir gün sonra der ki bir dakika ne olur bir sakin ol. Bir şuranın keyfini çıkartalım. Bir bir, bir dur, baksana yani şu doğanın güzel. E ben de çıkarıyorum tadını. Hayır hayatım. Çıkarmıyorsun. Öyle biri olmak çok isterdim ama olmuyor işte. İçim taşıyor yani. Böyle şeylerim taşıyor, duygularım taşıyor. Zor ben de musun? işte öyleyim. Nasıl işte, i̇şte. mi? Evet. Hemen bitsin hemen Ama olsun. Ama bir de birçok farklı program yapıyor olmanız da ondan işte bir tanesi kesmiyor ki siz. Yoksa sadece gör beni oldu bitti. Öyle değil işte. Yetmiyor yani anlatabiliyor muyum? Yetmiyor. Yani okuduğum kitaplar da yetmiyor. Her yer dağılmadan oradan onu okuyorum gidiyorum oradan onu okuyorum. Çocuklar yetmiyor onları <laughs> öpmek yetmiyor. Ne bileyim böyle bir şey yani. İçimde binlerce insan varmış gibi yani bilmiyorum çok enteresan. Oyuncu olmak içte binlerce insan barındırmak bir yandan da tabii. evet. E yani herhalde ondan dolayı mıdır güldürü bu kadar seviyorum çünkü her seferinde farklı bir tip yapmak, her seferinde farklı insanların renklerini çıkarmak falan Ama sahiden böyle hani tek plan, tek hayat hani böyle o günün öyle geçiren hani bir yemek masasında 5 saat dostlarıyla sohbet edip şu telefonu da almayayım ya, bakmayayım vereyim falan Çok özleniyorum ya da alışveriş yaparken konsantre olmuş, sadece o anda orada o ceket mi bugün benim nerede öyle bir şey ya? Benim neredeyse mağazalardan atarlar. Giriyorum. Ya şey kızlar ya şey varmış. Bir pantolonun üstüne şey kombini yapacağım. Sen, oldu oldu çok güzel. Denemeyecek. Yok yok bu bana oldu. Fırt. Ya tadını çıkarsana mesela. Hiç yok. Bilmiyorum yani. Sanki sürekli arkamdan bir dört atlı biri geliyormuş gibi. <laughs> yorucu da bir. <laughs> ya hem de nasıl yorucu. Çok uyuyorum mesela. Bana soruyorlar güzellik sırlarınız ne? Ben diyorum çok uyuyorum. <laughs> çok uyuyorum. Çok uyuyorum. Güzel uyurum yani. Uyumak benim için şeydir böyle. En önemli. Bu kadar tez canlı insan uyumaması Daha lazım. çok güzel uyurum. En sevdiğim şey. Uykum ben ve yastığım. Çok. Öyle, 10 saat, 8 saat öyle. 12, 13 saat uyuyan insanım. Günde. Da. Evet. Evet. Amanın. <laughs> Tabii. Mesela ona göredir benim telefonumu çalma saatleri işte atıyorum ajansım arayacak arzu arayacak bilir mesela 12-12.30 sonrası gibi. Ya da 6'da 7'de setim varsa mesela akşam çocukları yatırırım 8'de 8 i çeyrek geçe bay bay. Uyuyup o şeyi tamamlamaya çalışıyorum. Uykudan asla evet. felagat yok yani. hamileliğimde emzirirken her şeyi ona göre ayarlıyordum. 2 saatte bir em em emecekler mesela her şeyi ona göre ayarlıyordum. 2 saat sonra kalkıyordum işte emziriyordum birini emzir koy öbürünü emzir koy hop tekrar yatağa. Sonra iki saat sonra tekrar alam tekrar o, o sağ memeyi öbürü sol memeye. Ondan sonra ertesi gün hiç iş yok. Bütün gün uyurum. Bana da uykuda geçen zaman e, şey hayat kaçıyormuş gibi gelir. Aynen eşime de öyle. Hiç uyumaz. Altı saat. Aman tanrım ya nasıl böyle bir şey olabilir? Her akşam düzenli 12'de yatarım en geç. Evet. Ama beş buçuk altı ayaktayım. Bitti. Aynı. Aynı benim eşim de Bitti. öyle. Beş buçuk altıda doğa uyanıyor. Tabii siz başka şeyler yaşıyorsunuz değil mi o sırada? Diyorum <laughs> ki uyku ziyanlık. Uçaklarım, göre öyle. ona göre ayarlarım. Gittiğim şeyler, seyahatleri ona göre. Evet. Katılacağım televizyon programları mesela. Bu, bu, buraya o kadar güzel bir saatte geldik ki. <laughs> Çünkü sabah yedi buçuk sekiz çocuklarımla kalkıyorum. Kahvaltı onları servise bindiriyorum. Bay bay. Güzel bir kitap ve güzel bir öyle uykusu. Çok güzel. seviyorum. Güzel. Çok özenirim uyku, uyuyabilen insana. Hep özenmişimdir ama ben yapamıyorum. Çocukluğumdan beri böyle. Ama şöyle düşün ne olur. Gün içinde o kadar yorgunum ki. Benim uyuman, uyumam gerekiyor. Yani yoksa başka bir insana dönüşüyorum. Olmuyor. Sinirli. E, sinirliyim, mutsuzum. Kafam çalışmıyor. Yani bir şeyi 10 on kere ne 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 böyleyim ya yani, gerçekten. Var ama böyle bir şey var. Uykunun sebebi ve iyi uyumanın önemi. Çok güzel kitaplar var bununla ilgili. Yabancı Okuyayım, bari. Makaleler var. Hepsini <laughs> gönderirim. Onları okuyup çok evet işte bu falan diyorum yani. Çok seviyorum. Peki. geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir sohbetti. Benim için de kesinlikle ee, öyleydi. Bebelere çok geçmiş olsun. <laughs> çok teşekkür ederim. Siz bir an önce eve yollayalım. <laughs> çok Daha teşekkür ederim. Daha fazla edin. merak etmeyin. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. Seviyorum için. sizi. Hoşçakalın. <laughs>